Bu Görünüyor hocam. arada görünüyor değil mi? Evet hocam görünüyor. Tamam. Şimdi bu arada kaydı da başlattım, haberiniz olsun. Problemli olan soru buydu. Düzeltilmiş hali bu gerçi. Yanılmıyorsam yanlış olan haliyle B şıkkında, ya bendeki B şıkkında ikinci derece otokorelasyon katsayısı 125'tir diyordu. Bunun üçüncü derecede otokorelasyon katsayısı 100, 0,125 olması lazım. Bu sorudan herkese tam puan verdim. Doğru yapan yapmayan herkes tam puan aldı, haberiniz olsun. Onun haricinde sınavla ilgili sorusu olan var mı? Bireysel sorular haricinde genel sorular varsa alabilirim. Nihal el kaldırmış, sorum var. Evet hocam sorun var. Dinliyorum. Hocam bir tane sorumuz vardı orada. Asimptotik özellikleri kapsayan bir soru vardı. Bir saniye. Hangi soru? Ben bulmam lazım soruyu. Sorunun başından okuyabilir misin? Hocam soru şu an hatırlamıyorum Sormuş soru. soruyu ama Simülasyon. asimptotik özelliği kapsayan bir soru vardı grafikle. Simülasyonludan bahsediyorsun. Evet. Şimdi ortalama beklediğimden düşük gelince açıkçası ben baktım hangi soruları benzer sormuşum, hangi soruları benzer sormamışım diye. Bu sorudan eğer bahsediyorsan neredeyse birebir benzer. Sadece biraz daha detaylı şıklarda soru soruluyor. Hatta videoda anlattığım yere dahi baktım. Videoda anlattığım yerde çok net olarak şunu demişim. Sol tarafta sapmasızlığını anlıyoruz, sağ tarafta tutarlı olduğunu anlıyoruz demiş, otokorelasyon vardır bile. A şıkkında zaten direkt olarak bunu görüyoruz. Negatif otokorelasyonu ben özellikle koydum. Negatif otokorelasyonla bunun alakası yok. Pozitif otokorelasyon da olsa aynı durumda olacak. Negatif otokorelasyon da olsa aynı durumda olacak. Bakın benim size geçen hafta gösterdiğim örnek sorularda burası sanırım eksi 0,8 yerine 0,5'ti. Yani pozitif otokorelasyon varken de zaten sapmasız ve tutarlı olduğu aşikardı. O yüzden aslında B, C ve E şıklarını direkt elemeniz lazım. Sadece negatif otokorelasyon vardığında diyor. D şıkkı da sağdaki grafik otokorelasyon varlığında bile parametre tahmincilerinin sapmasız olduğunu kanıtlar. Sağdaki şık grafik sapmasız olduğunu kanıtlamaya amaçlamıyor. Tutarlı olduğunu kanıtlamaya amaçlıyor. Soldaki zaten sapmasızlığı amaçladı. Çünkü gözlem sayısı 20 olsa bile, düşük olsa bile, asimptoteye gitmeden bile sapmasızlığını kanıtladı soldaki. O yüzden doğru cevabın A olması lazım. Cevapladı mı sorunu? Evet hocam ben video dinlediğimde galiba bunların biraz yerlerini karıştırmış oldum. Bu eksi birazcık karıştırdı. Ondan dolayı galiba teşekkür İşte ederim. eksiği koymamın nedeni de daha önce söylediğim gibi bir şeyi yapıyoruz, anlıyoruz ama oradaki 0,5 değiştiğinde, 0,7 olduğunda eğer farklı bir cevap veriyorsanız demek ki orada bir hata var. Bunu test etmek için zaten koydum özellikle. Sonuç olarak eksi 0,8 eğer negatif ya da pozitif olması kesinlikle etkilemeyecek. Varacağımız son yargıyı etkilemiyor tabii ki. Başka sorusu olan var mı? Hocam bir sorum daha var. Bekletebilir miyim size? Dinliyorum. Bir dakika. Orada başka sorusu olan varsa sorabilir. Bu arada sorulara ve örnek sorulara baktığınızda, bu arada zaten DYS'de görebiliyorsunuz değil mi? Verdiğiniz cevapları ve doğru cevaplarını. Evet hocam görebiliyoruz. Tamam. Evet hocam. DYS'deki tıkladığınız zaman görebiliyorsunuz aslında. Size şöyle bir şey söylemiştim. Numaralı rakamları değiştireceğim demiştim. DYS'de problem yaşadığım için onu yapamadım. Ama sorular zaten örnek sorulara çok benzerdi. Bir iki soru haricinde gerçekten çok kolaydı. Bu kadar düşük çıkmasına ben anlam veremiyorum ve tek aklıma gelen şey yeteri kadar çalışılmadığını düşünüyorum. Çünkü bazı sorular gerçekten birebirdi.
Onların sayısını hatta baktım diye hatırlıyorum ama yani 6-7 tane soru tamamen aynıydı diye hatırlıyorum. O yüzden maalesef yani 50'nin altında olanlar için tek aklıma gelen şey gerçekten çalışmadıkları oldu. Birazdan buna Hocam. detaylı olarak bir saniye yani bunu birazdan bu ara sınavla ilgili vereceğimiz kararı detaylı olarak vereceğim ama işin özeti çok fazla da bir oynama yerimiz olmayacak, haberiniz olsun. Şimdi Nihal bir soru daha soruyordu. Hocam size bir soru, otoregresif bir model dedi diye bir tane soru sormuştunuz. Bize işte beta 0, işte artı beta 1, xt artı işte beta 2, yt eksi 1 falan diye gidilmişti öyle. Ama burada galiba cevap başka bir cevaptı. Kuş sesini yapan kişi lütfen mikrofonu kapatabilir mi? Kimden geliyor kuş sesi? Nihal senden gelmiyor herhalde değil mi? Hocam benden geliyor. Tamam. O zaman hızlıca soruyu almaya çalışayım. Daha duyamadım çünkü. Hocam, otoregresif bir model diye bir tane soru var. Siz AR model işte otoregresif bir model olarak siz bize beta 0 artı, beta 1, xt artı, işte beta 2, yt eksi 1 vesaire vermiştiniz. Hani burada cevap başka bir çıktı. Bir saniye, ekranı paylaşacağım yine. Bu şuradaki sorulardan mı bahsediyorsun? 14. soru mu? Ekranda görünen. 14. Evet hocam, 14. soru. Tamam, burayla ilgili sorun ne? Hocam, siz beta 0 işte dedim, yt örneği beta 0 işte artı beta 1 xt vesaire bize ayrı model olarak vermişti. Yani bu model işte otoregresif bir modeldir diye de belirtmiştiniz bazı testlerde. Ama burada hani beta 0 artı beta 1 xt eksi 1 olunca ikisini karşılaştırınca olur da. Açıkçası ben tam anlayamadım soruyu. Şimdi 14. sorudan bahsediyoruz ve 14. soruda bu B şıkkının neden otoregresif olduğunu ama olduğunu mu anlıyorsunuz? Hayır hocam, siz bu beta 1 xt eksi 1 demiştiniz ya orada başlamışsınız ya. Beta 1 xt eksi 1. Evet. Siz orayı sadece xt olarak vermiştiniz. AR model olarak ya da otoregresif model olarak var yani örneklerde ondan dolayı söylüyorum. Ha benim verdiğim notlarda... Evet, sol... xt. Onu söyleyeyim. Beta, evet. Xt artı vesaire diye gidiyor. Sol tarafta peki ne var? Sol tarafta yt var. Normalde yani. Taraf... Yani aynen şundan bahsediyorsun. C şıkkından bahsediyorsun, öyle mi? Hayır. Ben direkt şurada E şıkkıyla zaten B şıkkı arasında kalmıştım. Ben de gidip E şıkkını yapmıştım o yüzden. Çünkü diğerleri zaten mantıklı gelmemişti. Tamam. Otoregresif bir model ne? Önce ondan başlayalım. Hocam otoregresif bir model örneğin yt eksi 1'in bulunması. Örneğin siz dediniz bir tane devre kaybı olduğunda ya da iki tane devre kaybı olduğunda onların belirtilmesi. Örneğin AR1 model ya da AR2 modelin belirtilmesi. Tamam. AR1 model. AR1 modeli mesela bana söyleyebilir misin? Sol taraftan başlayarak. Örnek mesela y eşittir. Tamam. Eşittir. Eşittir beta 1 artı beta pardon beta 0 artı sabit parametre beta 1 artı xt artı beta 2 yt eksi 1 artı örneğin beta 3 varsa yt eksi 2 artı onları hiç girmeyelim. Tamam şöyle yapalım. Onları hiç girmeyelim. Sadece bir tane değişken kullanarak bana bir tane otoregresif model söyleyebilir misin? Bir tane değişken. Söyleyeyim hocam. Yt eşittir beta 0 artı beta 1 xt artı beta 2 yt eksi 1 artı ut. X kullandın mı orada? Ben onu duyamıyorum. X'i anlayamıyorum. Evet, şimdi... X'de, hocam ben X'de burada belirttiğim için notlarda ondan dolayı. İşte o yüzden ezber yapmıyoruz arkadaşlar. Ezber yok. Şimdi otoregresif model şunu söylüyor. Otoregresif model fark etmez. Örnek olarak söylüyorum. T zamandaki Y'yi gidiyorum T eksi 1 zamandaki Y üzerine regres ediyorum. Ya da X ile X üzerinden konuşalım. X T zamandaki X'i gidiyorum T eksi 1 zaman üzerindeki X'e yani önceki zamanlardaki X'e regres ediyorum. Bakın B şıkkında
Sol tarafta XT var değil mi? XT'yi ne üzerine regres etmişim? XT-1, XT-2, XT-3 üzerine regres etmişim. Yani aynı değişkeni kullanmışım. Farklı değişkenler de olabilirdi burada ekstradan. Ama kesinlikle XT'nin bir önceki devreleri olması lazım. Otoregresif bir model olması için. Burada bakın XT-1 var, XT-2 var, XT-3 var. Sonuçta aynı değişkenin farklı zamanlarını kullanarak o değişkenin üzerine regres etmişim. Bakalım A şıkkında bu var mı? Sol tarafta YT var. Otoregresif bir model olabilmesi için sağ tarafta YT-1, YT-2 ya da -3 fark etmez. Bir devre kaybıyla o aynı değişkenin farklı zamandaki versiyonu olması lazım. Sağ tarafa baktığımda sadece x'ler görüyorum. XT-1 olabilir, önemli değil. Sol tarafta YT olduğu için ya da Y değişkeni olduğu için otoregresif bir model olmayacak. Kendi üzerine, farklı zamanlardaki kendi üzerine regres edilmesi aslında. C şıkkına baktığımızda C şıkkında da onu göremiyorum. Sol tarafta YT var, sağ tarafta Y yok bile. Otoregresif bir model değil. Evet, ZT-1 var. ZT-2 var ama sol tarafta Y var, Z yok. D şıkkında yine aynısını gözlemleyeceğiz. E şıkkında yine aynısını gözlemleyeceğiz. Yani buradaki harfler değişebilir. X'ler, Z'ler, Y'ler onlardan bahsetmiyoruz. Önemli olan sol tarafta XT varsa sağ tarafta XT-1, XT-2 olması lazım. Atıyorum sol tarafta XT-2 varsa sağ tarafta XT-3-3 olması lazım. Otoregresif model bunu söylüyor. Bu zaten... Bakın bu benim size örnek sorularda gösterdiğim şeyin aynısı. YT, YT-1, YT-2, XT var. Şuradaki XT'nin hiçbir anlamı yok aslında otoregresif model olmasında. Önemli olan şuradaki T-1 ile T-2, Y'nin olması. Şimdi sınavdaki soruya baktığımızda da solda XT var, sağda da T-1, T-2, T-3 versiyonu var. Başka da bir değişken koymamışım. Başka bir değişken koysam yine aynısı olacaktı. Yine doğru cevap B şıkkı olacaktı. Yani otoregresif model herhangi bir değişkeni alıyorum, farklı zamanlardaki versiyonuyla regres yapıyorum. Regresyon yapıyorum. Cevapladığım soru şu an daha açık oldu mu kafanda? Evet hocam, anladım. Şu an nerede hata yaptım? Teşekkür ederim. Tamam, rica ederim. Sorusu olan var mı başka ara sınavla ilgili? Hocam bir sorum olacaktı benim. Dinliyorum. Şimdi 14. soruda xt eşittir beta 0 demişiz. Şimdi beta 1 xt-1 artı beta 2 yt-2 olmuş olsaydı bu da bir otoregresif bir model olur muydu? Aynen olurdu. Sadece bir... Şunu söylüyorsun değil mi? Evet hocam. Bu durumda da otoregresif bir model olacaktı. Tabii burada farkındaysan kaçıncı dereceden olduğunu tanımlamak biraz zor olabilir. Çünkü T-1 var, X'in T-2'si yok. Sonra T-3'ü geliyor. Aşağı yukarı işte 3. dereceden bir otoregresif model diyeceğiz. Ama yine de otoregresif. Sadece derecesini tanımlamakta zorlanabiliriz. Tamamdır hocam, sağ olun. Rica ettim. Başka sorusu olan? Hocam ya sınavla ilgili de ben şeyi çok merak ediyorum. Üniversitenizde geçme notu kaç acaba? 35 minimum. Şimdi hocam yani... Bu konularla ilgili konuşacağız birazdan. Önce sorularla ilgili şeyi bitirelim. Tamam mı? Kimle konuştum? Alper'le değil mi? Evet hocam, tamam. Alper, bununla ilgili 5 dakika sonra falan sorarsan cevaplamaya çalışacağım. Önce sorularla ilgili şeyi bitirelim. Teşekkür ederim hocam. Rica ettim. Sorularla ilgili var mı açıklamamı isteyen? Son kere soruyorum, yoksa kapatacağım. Bir daha girmeyeceğim. Hocam. Dinliyorum. Bir soruda hani siz standart hata satmalıdır demiştiniz ya. Orada bir özellik bir standart hata ve varyantla satmalıdır değil mi? Hangi soru olduğunu bakmam lazım, hatırlamıyorum. Standart hata satmalı.
Artıklarda pozitif otokorelasyon gözlenen bir regresyonda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi zaman serisinde pozitif otokorelasyonun gözlemlendiğini genellikle söylemiştim. Zaman serisinde pozitif otokorelasyon gözlemlendiğinde bulmamız gereken varyanstan daha düşük bir varyans buluyoruz. Ve standart hata da aslında varyansın karekökü olduğu için varyans sapmalı olacak, aynı zamanda da standart hata da sapmalı duruma gelecek. Şimdi varyansın minimum olması etkinlikle alakalı bir şey. Ama varyansın olması gereken değere yakın çıkması, ortalamasının yakın çıkması sapmasız olması demek. Minimum olması gerekenden daha da düşük çıktığı için sapmalı hale gelecek. Umarım kafanız karışmıyordur. Ekonometri 1 ile biraz alakalı bir kavram bu. Olması gerekenlerden daha düşük çıktığı için bu sefer varyans sapmalı hale gelecek. Standart hata da onun karekökü olduğu için o da sapmalı hale gelecek. Bakın B şeklinde parametre tahmincileri etkin değildir. Zaten aslında olması gereken ortalamadan büyük ya da küçük çıktığını söylüyor. Pozitif otokorelasyondan bahsettiğimiz için küçük çıkacak zaten. Onu biliyoruz. Bu durumda sapmalı olacak. Hem varyans hem de standart hata. Bu 10. soruda mesela C şıkkını herkesin hemen işaretlememesine ya da işaretleyememesine gerçekten ben çok şaşırdım. Çünkü direkt olarak notlarda olan bir şeydi. Post otokorrelasyon durumunda R kare değeri olması gerekenden büyük çıkıyor. Yani sadece notlara bakmanız durumunda bile bunu bulabilirdiniz. Başka bir sorusu olan varsa sınavla ilgili. O zaman kapatıyorum sınavla ilgili. En son Alper bir şey diyordu. Alper senle devam edelim. Tabii hocam. Hocam şimdi açıkça söyleyeyim 25 aldım. Yani finalde hocam 40-45 alırsam geçiyor muyum yani? Çünkü hocam yıllardır bu dersten kalıyorum. Muğla'da artık rehin oldum. Hani ondan diyorum hani ya çok merak ediyorum artık hocam ya. Şimdi çalıştım mı bayağı bir anlamadım. Alper, birazdan söyleyeceklerim kesinlikle sana özel değil, genel olarak söyleyeceğim. Onu baştan söyleyeyim. Yani Alper, Mehmet olsa ya da işte Ayşe olsa, Fatma olsa ona da aynı şeyleri söyleyeceğim. Oradan devam edeyim. Biliyorsunuz ben adaletli olmaya çalışıyorum. Tabii hocam. Harf notu dağılımımız bu şekilde. 50 ve üzeri geçiyor, 50'nin altı kalıyor. 35, bana sorduğun 35, üniversitedeki minimum geçme notu. Her derste farklı farklı geçme notları olabilir. Ama burada şunu da yazmışım zaten, harf notu dağılımı kesin değil ve gerektiğinde sizin lehinize, yani size artı bir katkı sağlayacak şekilde değişebiliyor. Ama bununla ilgili şöyle olacak, böyle olacak diye bir kesin bir şey kesinlikle şu anda söylemiyorum, söylemeyeceğim de. 35 de olabilir, 50 de kalabilir. Bilmiyorum cevapladı mı? Evet hocam, anladım. Evet. Tamam. Şimdi sınavla ilgili olarak bana bir iki tane mail geldi. Ödev yapabilir misiniz finali diye. Ya da değiştirebilir miyiz diye formatı. Açıkçası öncelikle şunu söyleyeyim. Ödev verdiğimde siz böyle yapacaksınız diye demiyorum. Baştan kimse alınganlık göstermesin diye en baştan söylüyorum. Siz yapacaksınız ya yapmayacaksınız onu ben bilemem. Geleceği tahmin etme yeteneğim yok. Ama tecrübelerime dayanarak maalesef geçen dönemde özellikle öğrenciler tamamen kopya çektiler. Ödev vermedim. Normal soruları karışık olarak vermeden onlara güvenerek soruları internette DYS'de sınav yaptım. Ve tamamen kopya çektiler. Daha sonra bütünleme sınavı oldu. Bütünleme sınavında biliyorsunuz yine uzaktan olduğu için uzaktan neredeyse 15-20 kişi girdi ve klasik yaptım. Klasikte de dikkat etmeleri gereken önemli bir iki noktalar vardı. Oraya dikkat etmediler ve herkes yine kopya çektiği için 15 kişi arasından neredeyse 10 kişi sadece sıfır aldı arkadaşlar. Çünkü öğrencilerin şöyle bir algısı var. Ben ekonometri dersi, ne yazarsam yazayım oradan bir puan gelecek. Bir şey yanlış yazıyorsanız puan alma ihtimaliniz yok.
Hesaplamayı yanlış yapabilirsiniz. Gidiş yolunu doğru yapan kişilere tam veriyorum. Hiç o hiç problem değil. Ama alakasız şeylerden bahsediyorlar. Mesela işte ben otokorrelasyonu soruyorum. Değişen varyansla ilgili özellikler söylüyor. O kişi sıfır alacak yani. O oraya iki cümle karaladı diye ekstradan puan verirsem gerçekten otokorrelasyonla ilgili o soruya doğru cevap veren kişiye ben haksızlık yapmış olurum. O yüzden de vermiyorum. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Birincisinde ödev verirsem ya da klasik sınava geçersem bir kere siz buradan kesinlikle etkileneceksiniz. Negatif anlamda. Çünkü öğrenciler şimdi testte %20 ihtimaliniz var o soruyu doğru yapmak için. Ve yanlışlar doğruyu götürmüyor. İkincisi bu negatif etkilenmenin daha da dışında. İkincisi 176 tane öğrenci var. Ve hepsi çoğu birbirinden bakacağını düşünerek bu insanlar sürekli ben ne yazdığına ayrı ayrı bakacağım, 176 kişiyi ayrı ayrı değerlendirmeye çalışacağım, adil olmam çok zorlaşacak birincisi. İkincisi o kadar zamanım gerçekten yok. 176 tane kişiyi ayrı ayrı ödevini inceleyecek zamanım gerçekten yok. Üçüncü olarak da zaten OGÜBS'de yani bilgi sisteminde bu sınavların, ara sınavın ve final sınavın test olacağı zaten verildi. Testten klasiğe geçtiğim zaman bir kişi daha itiraz etse yapacağım sınavların hepsi iptal olur. O yüzden ödeve geçme şansım gerçekten yok final sınavıyla ilgili. Ama final sınavına hazırlık açısından sadece şunu gördünüz. Bakın ara sınavda nasıl yaptıysam final sınavında da ona benzer yapmaya çalışacağım. Yani size yine örnek sorular vereceğim. Biliyorum öğrenciler ekonometrikle ilgili çok fazla problem yaşıyorlar. Ama bu problem tamam hocalarda olabilir ama sizde de kesinlikle var. Çünkü ara sınavda örnek soruları gösterdikten sonra belki birebir bazı soruları göstermeme rağmen önünüzde notlar olmasına rağmen o çok kolay soruları daha yapamıyorsanız bu yani A ya da B kişisiyle çok alakalı değil. Bu demek ki sizin çalışmamanızla alakalı oluyor. Yani ara sınavdan minimum 60 alamamanız gerçekten bence çok zordu. Final sınavında ara sınava benzetmeye çalışacağım. Tabii ki bir iki tane zor soru olabilir. Ama herkesin çok rahatlıkla yine 50-60 bandında alabileceğini düşünüyorum. Yapabileceğim final sınavı için başka bir şey olmayacak maalesef. Belki ortalamaya göre ekstra puan belki olabilir. Onda da yine kesinlikle bir şey söylemiyorum. Onu o zaman bakacağız. Onu bu an, şu an burada konuşmak daha istemiyorum aslında. Hartnut'u da alınmanızda dediğim gibi şu an için ekranda görünen şekilde ama final notları geldikten sonra değişebilir. Genel olarak az önceki anlattıklarımla ilgili konuşmak isteyen varsa şu an konuşabiliriz. Hocam. Dinliyorum. Hocam bence kimse konuşmuyor ama arkadaşlarınız sayısal sorularda önü yapamadıklarını düşünüyorum. Hani sayısal sorular kolaydı ama yapamadıklarını düşünüyorum. Bence üzerinden geçmesi düşünüyorum. Hangi sorular? Bilmiyorum hocam. Sayısal soruları zaten ben yaptım ama diyorum yapamayan arkadaşlar konuşmuyor ama belki yani yapamadıkları için yani üzerine geçmesi düşünüyorum. O zaman şimdi şöyle söyleyeceğim. Gaddarlık gibi görünebilir ama o kişiler kendileri konuşacaklar. Yapacak bir şey yok. Yani maalesef siz talep edeceksiniz arkadaşlar. Hayat kolay değil. Siz bir şey istemedikten sonra, uğraşmadıktan sonra olmayacak. Ben buradayım. Geçen 3-4 haftadır ben sizle buluşuyorum. Sürekli söylüyorum. Yani dilimde belki aynı kelimeyi kullanmaktan tüy bitiyor. Sorunuz var mı? Sorunuz var mı? Ama ben kimseden şey alamıyorum. DYS'de forum açılmış. Soru sorun diye. Açalım şimdi DYS'yi. DYS'deki forumda sadece iki kişi yazmış. Bunlardan bir tanesi siz kendi aranızda Telegram grubu kurmuşsunuz. İkincisi devamsızlıkla ilgili. Ki devamsızlıkla ilgili sayısız kere açıklama yapmıştım. Yani tek soru daha yok. Soru yoksa cevabı olmayacak. Çünkü ben herkesin hangi konularda hata yaptığını tahmin edemem. Sorunuz varsa tabii ki. Ben her zaman buradayım. Sorabilirsiniz DYS'den. Buradan da sorabilirsiniz. Numerik sorulara gelince, yani şu soruyu mesela bakıyorum. Evet biraz daha şuralar karmaşık görünebilir. Ama yapacağınız şey örnek sorularda gösterdiğimde aynısı. Başka hiçbir şey yok.
0.15'i şu 18. soruyu cevaplamak için 0.15'i ne yapıyorum? 24 ile çarpıyorum. 24, 25 eksi 1 ile çarpıyorum. Yanılmıyorsam öyle olması lazım. Şeyde de böyle yaptık. Yani örnek sorularda da böyle yaptık. Hani daha kolayı direkt size soruyu vermem olur. Ki onu da bazı sorularda zaten yaptım. Birebir aynı soruları sordum. 15. soru gibi. 14. soru bence neredeyse birebir aynı soruydu. Eğer mantığını anladıysanız tabii ki. 11. soru birebir aynı soru. 10. soru direkt defterinizde var. 8. soru benim hatam, o da problem yaşamış olabilirsiniz. 7. soru çok ufak bir değişiklik. 6. soru birebir. 5. soru ufak bir değişiklik. 4. soru ufak bir değişiklik. 3. soru biraz değişti. Taslak aynı. Gibi. Yani burada aslında size her şey verilmiş. Hani az önce Alper de dedi, senelerdir geçemiyorum. Bana böyle gelen çok öğrenciler, ben de diyorum madem sizin için hayat memat meselesi, o zaman gerçekten hayat memat meselesi gibi çalışın arkadaşlar. Çünkü şimdi Nihal çalıştıysa, atıyorum çalışıp çalışmadığını bilmiyorum, sadece varsayım yapıyorum. Nihal çalıştıysa, ben ekstradan size de verirsem, çalışmayanlara da o puanı verirsem, ben Nihal'in hakkını yemiş olurum. Öyle bir şey bilmiyorum, giremem. O yüzden de herkes neyi hak ediyorsa onu alacak, ama ben düşürebildiğim kadar seviyeyi zaten düşürmüşüm. Bundan sonrası artık mümkün değil arkadaşlar. Yine sorunuz varsa konuşabiliriz. Söylemek istedikleriniz varsa. Hocam mesela hani bu Telegram hocam grubunda size soru sorabilmemiz için bir grup oluşturma şansımız var mı? Kimle konuşuyorum? Mesut'la. Mesut Çavlak, aynen hocam. Mesut, şimdi çok güzel diyorsun. Ben de aynısını düşündüm geçen dönem. Çift yönlü çalışan, yani sizin de bana mesaj yazabileceğiniz bir grup oluşturdum. Hala o grupta bana işte hocam bütünleme sınavları ne zaman olacak? İşte hocam şu dersi aldım, bu dersin hocasıyla görüşemiyorum gibi sürekli dersle alakasız, sorularla alakasız genel sorular oluyor. Anlıyorum, ulaşamıyorsunuz hocalarınıza, ama o gruplar maalesef dersin haricinde birçok şeyle duruluyor ve inanın tek bir kişi dahi sınav sorusu bana sormadı o grupta. Doğru hocam, haklısınız. Bu benim zamanımı inanılmaz fazla alıyor. Tamam, size yardım edeyim. O yüzden şu yolu tercih ediyorum artık ben. Bana soru mu sormak istiyorsunuz? Bakın, ekonometri sayfasına giriyorsunuz, foruma giriyorsunuz. Buradan yeni bir topik ekliyorsunuz, size Türkçe görünecek buraya. Konu başlığını yazın, mesajınızı yazın. Şekil çizemiyor musunuz? Ya da işte denkleme yapamadınız, resminizi çekin. Herkese telefon var, resmini çekip buraya ekleyin. Ben cevap atacağım. Atmazsam o zaman sorumlu benim. Merak etmeyin. Tamam hocam, çok teşekkür ederiz. Varsa sorunuz buradan atın. Ben burayı, siz fark etmiyorsunuz ama ben burayı her gün takip ediyorum. Her gün bir kere de olsa ben buraya bakıyorum. Ama şu ana kadar İki soru haricinde başka bir şey yok. Doğru hocam, haklısınız. Bir kişi daha soru soruyordu o sırada Mesut sorarken. Sanırım arkadaş vazgeçti hocam. Tamam. Tamam hocam, o zaman teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam. Buradan sorarsan Mesut, ben cevaplamaya çalışırım soruları. Tamam, tamamdır hocam. Sağ olun, kolay gelsin. Benim sağ olun. Sınavla ilgili yine soruyorum. Başka sorusu olan var mı? O zaman sınav konusunu kapatıyoruz. Final sınavı için 20 soru minimum düşünüyorum. Pardon, 20 soru düşünüyorum aşağı yukarı, ama minimum 15'e 16'ya düşebilir. Haberiniz olsun. Ona göre bakacağız. Bilmiyorum gerçi, soru sayısını düşürürsem sizin için avantaj mı olacak, dezavantaj mı olacak, çok ben emin değilim. Onu isterseniz gelecek hafta konuşuruz, siz yine bir düşünün. Birisi bir şey dedi ama ben hiç duyamadım. Bir şey demedi o zaman. Şimdi şeye bakacağım, hafta 5 ve hafta 6 konuları, çok doğrusal bağıntı. Öncelikle şunu sorayım. Hafta 5 ve hafta 6'nın konularına çalıştınız mı arkadaşlar? Hayır hocam.
çalışan bir kişi dahi var mı onu merak ediyorum. Çünkü ona göre konuşacağım. Yoksa şu anda aslında konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Sınav sonrası biliyorum Türkiye'deki klasik rehavet, sınav sonrası ders çalışılmaz mantığı. Ama sorumlusunuz, onu da baştan söyleyeyim. Çalıştınız mı arkadaşlar? Hocam ben bir baktım da 6. slide ile ilgili de bir sorun vardı. Tamam, hemen alayım o zaman 6. hafta değil mi? Şu. Evet. Ya aslında 6. haftadan değil de 6. haftanın sonunda işte biz çoklu doğrusal bağlantı problemini test etmek için 5 tane yöntem vardı. Bir de bunların verilmesiyle ilgili 7 tane yöntem yazmışsınız. Mesela bir veri geldi elimize. Biz bu veriyi bu yöntemlerle tek tek denemeli miyiz? Yoksa şuna baksak olur mu? Mesela varyans, kovaryans matrisi yapıp bu değişkenler arasında, bağımsız değişkenler arasında bir korelasyon gördüğümüzde doğrudan mesela rich regresyon yapabilir miyiz? Yani bu adımları tek tek yapmak yerine doğrudan bir rich regresyon yapmak doğru olur mu? Uğur'la konuşuyorum değil mi? Evet. Şimdi Uğur, ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Literatürde olan da aşağı yukarı çoğu ekonomi, yani gerçekten iyi dediğimiz ekonometristen aynı fikirde bence. Öncelikle çok doğrusal bağıntı gerçekten bir problem olarak aslında nitelendirilmemesi lazım. Özellikle 21. yüzyıldaki bu data devriminden bahsediyorsak, yani yeterli sayıda datamız varsa bu durumda çok doğrusal bağıntı gerçekten bir problem olmaktan çıkıyor. Bunu 6. hafta slaytlarında yazmış olman gerekiyor diye hatırlıyorum. Uğur, okuduysan sen de beni onayla. Okudum hocam. Ha, okudun. Tamam. Yani buradaki mantık da şuradan geliyor. Çoklu doğrusal bağıntı aslında varyansın aslında şundan ortaya çıkacak. İki değişken arasında lineer bir doğrusal bağıntı olduğundan dolayı T istatistikleri olması gerekenden daha düşük ama R kare olması gerekenden daha büyük çıkacak. Yani tezatlık oluşturuyor. Ama N sayısını, yani veri sayısını arttırmaya başladığınız zaman bu problemin ana kaynağı varyanstaydı. O problemin ana kaynağını aslında yok etmeye başlıyorsunuz. Varyans olması, varyans şişiyordu çoklu doğrusal bağıntı durumunda. Eğer N sayısı, veri sayısı artmaya başlarsa varyans yeniden düşmeye başlıyor. Kısacası çoklu doğrusal bağıntıyı aslında çözmenin en mantıklı yolu öncelikle bulabildiğiniz kadar, tabii ki kötü veriden bahsetmiyorum ya da tutarsız veriden bahsetmiyorum. Bulabildiğiniz tüm veriyi ya da kullanabileceğiniz tüm veriyi kullanmak. Bu sağlandığı takdirde zaten otomatikman, bunu 5. haftada gösterdiğimi de hatırlıyorum, otomatikman formülden zaten çoklu doğrusal bağıntı problemi ortadan kalkmaya başlayacak. Çünkü varyans aslında asimptotik olarak yakınsaması gereken değere yakınsayacak. Yani artık sine sapmasız olmaya devam edecek. Tutarlı olmaya devam edecek diyelim, daha doğru olsun. Ama diyelim ki veriniz yeteri kadar yok. Bu durumda literatürde genellikle ne yapılır? Şimdi literatürde ilk tercih edilen şey WUF, varyans büyütme faktörü ya da varyans inflation faktörü olarak geçiyor. Bu WUF'a bakarak hangi değişkenin daha çok etki ettiğine, çoklu doğrusal bağıntıya etki ettiğine bakılabiliyor. Burada tabii kesin bir şey söylemek yine doğru değil. Onu da WUF'u anlatırken yazdım diye hatırlıyorum. Şimdi belli kriterler var. WUF değerini hesapladınız. Şimdi bir kitabı açıyorsunuz, diyor ki WUF değeri 5'ten büyükse işte bu değişken çok doğrusal bağıntıya neden olmuştur. Diğeri 10'dan büyükse çok doğrusal bağıntıya neden olmuştur. Bu ikircikli durumun nedeni aslında çoklu doğrusal bağıntının gücünün problem olması. Yani normal bir regresyon yaptınız, çoklu doğrusal bağıntı illaki var değişkenler arasında. Bunu da videolarda anlattım diye hatırlıyorum. Yani X1 değişkeniyle X2 değişkeni arasında illaki bir bağıntı olacak. Bağıntı olmaması demek zaten bizim aslında çoklu regresyonu yapmamamız anlamına geliyor. Burada asıl problem çoklu doğrusal bağıntının gücü. Yani güç ne kadar artarsa problem olacak. Geçsin, devam edeyim. Çoklu doğrusal bağıntı gücü ne kadar artarsa problem o kadar daha ayyuka çıkmaya başlıyor ve o parametre tahmincilerinin varyansını şişirmeye başlıyor. Bu da tabii ki T istatistiğini azaltacak, R kareyi büyütecek, tezat bir sonucu neden olacak. Benim görüşüm
Öncelikle woof yapılması lazım. Ben daha önce hiç uygulamalarımda yardımcı regresyon modelleri için F testi uygulamadım. Çoklu doğrusal bağıntının kanıtını ortaya koyma istatistiki olarak kanıtlamak için kullanmadım. Tail M ölçüsünü kullanmadım. Claim kriterini kullanmadım. Literatürde kullanılan ilk şeylerden bir tanesi woof, variance inflation factor dediğimiz. İkincisi arttırmak, veriyi arttırmak. Ama istatistik bölümü mesela bazen şey yapıyorlar, direkt korelasyonu hesaplıyorlar. İşte iki değişken arasında, x1 ve x2 arasında korelasyon yüksek, o zaman x1'i çıkartalım diyorlar. Bu bence yanlış bir yöntem. O yönteme bakmaktansa regresyonu yapıp, regresyonu yaptıktan sonra oradan elde edeceğiniz değerlerle, yani rekareyi elde edeceksiniz, bakın formülü göstereyim size, woof'un formülünü, elde edeceğiniz rekarelerle woof'u hesaplamanız olacak. Benim tercihim bu. Ama Türkçe kitaplara baktığınızda daha önce gösterdiğim o claim kriteri ya da tail M ölçüsü ya da yardımcı regresyonlar için F istatistiği de kullanılıyor. Kullanılmıyor değil. Biraz uzun oldu farkındayım. Özetlemek gerekirse veriyi büyütün ve gerçekten veriyi büyütemiyorsanız da woof'a bakın. Woof size aşağı yukarı kesin bir şey söyleyemeyecektir çünkü büyüklük ölçütü o. Aşağı yukarı bir şey söyleyecek ve problemin kaynağını anlamanıza yardımcı olacaktır. Sorunu cevapladım Umur. Yoksa biraz daha açayım mı? Evet hocam, teşekkür ederim. Evet, 5. hafta, 6. hafta en azından çalışanlara adil olmak açısından onların sorusu varsa devam edelim. Yoksa birazdan anlatacağım 5. ve 6. hafta ile ilgili ne yapacağımızı yine. Sorusu olan var mı 5 ve 6 ile ilgili? Çoklu doğrusal bağıntı. Şimdi Uğur haricinde herhalde çok fazla kişi çalışmamış anlaşılan. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Farkındayım, anlayabiliyorum sizi sınav sonrası diye. O yüzden syllabus'u açacağım ve syllabus'taki plana bakacağım şimdi. Normalde biz bugün 5. ve 6. haftayı bitiriyorduk. 25 Ağustos Salı günü de son 3 hafta. O da değişen varyans konularıydı. 7, 8, 9. Onlara bakacaktık. Şimdi gelecek hafta, eğer sorunuz yoksa tabii ki bunu yapacağız. Gelecek hafta İlk önce 5. ve 6. hafta için sorularınızı anlayamadığınız yerleri sizden sormanızı isteyeceğim. Aşağı yukarı 1 saate kadar bunu yapacağım. Daha sonra bir ara verip 7, 8 ve 9. hafta için olan yapacağımız online dersi yapacağız. Yani gelecek haftaya kadar aşağı yukarı 5 tane konu bitirmeniz lazım. Eğer bitirirseniz, çalışırsanız, soru sorarsanız ben anlatmaya hazırım, buradayım. Yapmazsanız da erken keseriz, kapatırız arkadaşlar. Son bir şey daha var. Sınavınızı ben Cuma günü 4 Eylül olarak belirledim. Sabah 9'da yine ara sınavdaki gibi. Dekanlık farklı bir sınav tarihi duyurabilir. Bu durumda ben size yine bilgilendirme yapacağım. Ama sınav tarihini benim seçmeme izin verirse yine 4'ünde olacak. Cuma günü olacak. Eğer bu tarih baki kalırsa, yani değişmezse 1 Eylül Salı'ya geliyor sanırım. 1 Eylül günü planda olmayan, ekstradan katılımın zorunda olmadığı bir online ders yine yapabiliriz. Eğer isterseniz. Tabii ki bu sizden talep gelmesi lazım. DYS'deki forum kısmına yazıp oradan isteyenler yeteri kadar varsa yapabiliriz. 1 Eylül Salı günü. Aynı saatte, saat 3'te ya da başka bir saatte de alabiliriz duruma göre. Sorusu olan, söylemek istediği olan varsa konuşalım. Yoksa... Hocam ben bir şey soracaktım ama. Dinliyorum. Kimle konuştum? Ben Halil İbrahim. Merhaba. Merhaba hocam. Dönem başında şey demiştiniz. Form üzerinden ankete katılan oran yüksek olursa 5 puan vereceğim, evet, demiştiniz. O, evet, devam etmekte mi? Devam ediyor. Yalnız anket yüklememişsiniz herhalde. Yani açılmıyor. Evet. Anket yüklü ama kapalı şu an girişe. Onun ben anketin girişini açacağım. Açtığım zaman Telegram'dan duyuracağım onu. O zaman tamam, gelebilir arkadaşlar. Bunun nedeni de ders bitmeden dersle ilgili tüm fikirlerinizin oluşamayacağı için ders bitmeye yakın anket açılacak. Sonra ne düşünüyorsanız zaten ankete yazabilirsiniz. O artı 5 puan hala baki.
Değişmedi. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Rica ederim. Başka sorusu olan? O zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Gelecek hafta ilk önce 5. ve 6. hafta ile ilgili soracağınız sorulara bakacağız. Sonra bir ara vereceğiz. Yine aynı saatte başlıyoruz tabii, saat 3'te. Sonra ara vereceğiz. 7, 8 ve 9. hafta için olanlara bakacağız. Dediğim gibi 1 Eylül günü için ekstra ders isterseniz de onu da forumdan belirtip talep oluşturmanız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde ben böyle bir ders yapmayacağım sizden talep gelmezse. O zaman gelecek hafta görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Öncelikle ekran paylaşımımı kapattım. Kaydı durduruyorum.